Değerli izleyiciler, Hayalden Gerçeğe ekibi olarak bugün İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en önemli resim galerilerinden birine konuk olarak geldik. Bulunduğumuz galeri 1975 yılında açıldı. Galerilerin tarihi ülkemizde çok eski değil. Biraz sonra konuklarımı tanıtacağım size ve onlara soracağım. Ayrıntıları kendilerinden öğreneceğiz. Efendim merhabalar demek istiyorum Sayın Yahşi Baraz ve çok değerli güzel eşi Sayın Maria. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha önce stüdyoda sizinle birlikte olmuştuk. Bu kez ben size geldim. Çünkü çok güzel sorularım var. Görmek istediğim değerli eseriniz var. Hepsini tek tek konuşalım. Hoş geldiniz. Önce Yahşi Bey'e dönelim. Onun tecrübelerinden yararlanalım. Sanatın ve tasarımın birbiriyle örtüştüğü, birleştiği, ayrıldığı bir ortamda yaşıyoruz. Sanatçıların fikirlerini hep soruyorum bu anlamda. Kendinizi tasarımcı olarak görüyor musunuz diye soruyorum ve onların evet dediğini duyuyorum. Siz de katılır mısınız bu fikre? Öyle başlayalım isterseniz. Sizce sanatçılar aynı zamanda birer tasarımcı mı? Muhakkak tabii. Çünkü sanat yaratıcılık isteyen bir şey. İsteyen tasarım yapabilir, isteyen heykel yapar, resim yapar. Yani yaratma meselesi. Evet. Ve öncelikle bir kurgu yapmak gerekiyor, öyle başlamak gerekiyor. Evet, ve sonra ama öyle bir yer var ki tasarımla sanat ayrılıyor birbirinden ve sanat eseri artık ortaya çıkıyor. Belki hiçbir zaman kimse almıyor, alamıyor ya da alıyor bilmiyoruz. Ama orada artık müzelere giden eserler sanat eseri olarak kabul ediliyor. Bir şekilde pazarlananlar tasarım ürünleri oluyor. Bu şekilde ayrılıyorlar. Şimdi efendim, Türkiye'de galeriler sonra açıldı dedim ama sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Nasıl bir başlangıcı var? Bir resim heykel müzesi kuruldu Türkiye'de 1937 yılında Atatürk'ün önerisiyle. Bundan sonrasını lütfen siz anlatır mısınız? Şimdi resim sanatı 1850'lerden sonra başlıyor Osmanlılar döneminde. Evet. İlk mühendishaneyi Berri-i Hümayun, yani harita subayları Fransa'ya gidiyorlar. Onların bir kısmı resim yapmaya başlıyorlar. İlk resim olayı böyle başlıyor Türkiye'de. Çünkü resim yoktu. Resim sanatı zaten dini olarak zaten yasaktı o yıllarda. Veyahut da dini baskılar nedeniyle Rönesans'ı yaşamamış bir toplum olarak bunun acılarını halen de çekiyoruz tabii. Evet. 1860'lar, 70'lerden itibaren yurt dışına gidiyorlar ve bir kısmı önemli bir sanatçı konumuna geliyor. Fakat o yıllarda galericilik diye bir şey yok. Atatürk'ün, yani Cumhuriyet döneminden sonra Atatürk'ün kurduğu 1937 yılında orada bir değişim oluyor. Çünkü müze daima önü çeken, yani en önemli bir fonksiyonel bir şey olduğu için orada başlıyor ve 50 ile 60'lı yılların sonuna kadar yine galericilik olgusunun olmadığını görüyoruz. Evet, peki niye İstanbul'u seçmiş sizce? İstanbul, gerçi kapital Ankara ama İstanbul tabii burjuvanın oturduğu, yani en kültür merkezi olan bir şehir olduğu için o zamanlar sefaretler falan da varmış zaten yıllarca. Burada büyük sefirler, konsoloslar hep burada binaların entelektüel ortamın içerisinde olduğu için. Tabii bir de Dolmabahçe Sarayı zaten hazır bir binaymış. Onun veliaht dairesini de Atatürk'ün emriyle kurulmuş. Fakat galericilik, yani sanat eserlerinin üretimi, ha bir de şeyi anlatmak lazım. 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, yani 83'te ressamların ve heykeltıraşların eğitim yaptığı bir yer başlıyor. Tabii daha önce hiçbir şey yok. Belki hani bazı Fransa'ya gidenler bir şeyler öğrenmişler ama eğitim olarak 1883'te başlayan bir olgu. Oysa yurt dışına baktığınız zaman 1870'lerde Fransa'da galericilik başlıyor. Evet. Durand Ruel var, Cambayler var, Duveen var. Çok önemli sanat galerileri oluşmaya başlıyor Paris'te. Tabii. Bizde o zamanlar resim alım satımı zaten öyle bir ortam yok. Evet. Ve bu böyle 1950'lere kadar geliyor. Mesela Maya Galerisi ile bir başlangıç olabilir. 1950-55 yıllarında Adalet Cimcoz'un açtığı bir galeri var. Orada ilk defa sanatçılar yan yana geliyorlar ve grup sergileri, kişisel sergiler açılmaya başlıyor. İlk dikkat çeken galeri odur. Evet. Ondan sonra bir yavaşlama oluyor Demokrat Parti zamanında. 70'li yıllara kadar hemen hemen galeri belki de
Güzel Sanatlar Akademisi'nin sergi salonları veya Taksim Sanat Galerisi, Beyoğlu evet. Sanat Galerisi gibi belediye galerilerinde devam ediyor sanatçılar. Fakat o zamanlarda da profesyonel galerici yok. Çünkü galericilik tamamen profesyonel bir iştir. Meslektir. Büyük bir genel kültüre sahip tabii, olmak bir lazım. Sanat tarihi aynı zamanda belki gerekir. Ekonomik güce de sahip olmak gerekiyor değil mi? Bir de büyük salonların oluşması tabii. lazım. Fakat benim gördüğüm kadar 1970'li yıllardan sonra galericilik olayı başlıyor. Hı. İşte ben de ilk galericilerden biriyim profesyonel anlamda. Evet. Fakat benim de aynı yıllarda Aydın Cumalı ve Ertan Besçi var. Evet. Bu isimleri de atlamamak lazım çünkü onların da çok büyük katkısı oldu. Doğru. Biz öncülük yaptık Türkiye'de. Yani evet. bunu bir meslek haline getirdik. Çünkü ben mesela Kurtuluş'ta galeriyi açtığım zaman herkes matrak geçti bizimle. Yani böyle bir meslek olur mu olabilir diye. Olabilir. Tabii. Değil mi? Arkadaşlarım var derler ki sen bir benzin istasyonu aç, otel aç, nasıl olsa para kazanırsın, resim alırsın. Fakat bizim bakış açımız öyle değildi. Aslında büyük bir cesaret bunu yapmış olmanız. Cesaretti. Fakat o cesareti ben nereden aldım? Amerika'ya gittim. Daha önce de Avrupa'da çok kalmıştım. Evet. 74'te Amerika'ya gittim ve orada bir galeride çalışmaya başladım. Evet. Ve oradaki zenginliği gördüm. Yani sanat tutkusunu gördüm. İnsanlar geliyor, resimler alıyorlar, sarılıyor, ambalaj yapılıyor, götürüyorlar. Büyük bir özenle duvarlarına asıyorlar. Bir kültürel faaliyet, tabii. bir sanat ortamına giriş, ondan besleniş. Tabii büyük bir misyon bu aslında. Tabii müzeler açılmış. O zamanlar 75'te galerici çok sınırlı, evet. koleksiyoncu hiç yoktu. Hiç yok, evet. Yani bugün bakıyorum bir takım koleksiyoncular çıkıyor ama bizim o zamanlar en kıymetli tabloları bile satamaz durumdaydık. Evet. Mesela evet. Halil Paşa, Osman Hamdi, Hüseyin Zekai Paşa çünkü birçok bunlara isimler. Alışmamız gerekecekti, bir süre gerekecekti. Bu isimlerin evet. hiçbiri tanınmıyordu. Sadece evet. sanat ortamı biliyordu bu isimleri. Şimdi efendim Marie Hanım'a dönmek istiyorum izninizle. Tabii. Çünkü kendisi bizim göz bebeğimiz, çok değerli bir sanatçımız. Ve Marie'ye muhteşem bir heykel yaptım. Bu heykelin yanına gelip ona dokunabilmek istedim. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Ve bu heykelin ismi İstanbul. İstanbul'u anlat bize. Bilmeler için ben zaten her fuar için bir özgün iş hazırlıyorum. Evet. Fakat garip bir şey var, bir misyon gibi hissediyorum bunu. Sanki beni bir kuvvet, bir enerji oraya gidip oraya araştırmam gerekiyor. Evet. Şimdi ben İstanbul zaten aşığım. Yani bunu anlamamak mümkün değil zaten bu heykele bakınca. Şairler zaten İstanbul aşkıdır. Mesela Yorkan Belli, İstanbul Gözlem Kapalı. Evet. Evet. Zaten oradan artık bir heykeli dönüştürme bir yol bana verdi. Yani Yorkan Belli. Tasarımı yaptım diyorsunuz evet. böyle. Yani evet. oradan bir, evet. bir ilham aldınız. Evet. Fakat ben çok seneler çalışıyorum İstanbul'a. Ve beni ilgilendiren yalnız Hristiyanlık dönemi yani üç imparatorluk tabii evet. müthiş bir şeydi. Üç imparator geçirmiş ama beni o katman bir kadim bilgiler var. Evet. Ki hiç kimse bahsetmiyordu. Araştırmaya başladım. Yabancı kitapları bazen efsaneler evet. Çok özel bir çalışma olmuş bu. Çünkü yani İstanbul'u sadece Osmanlı'ya ait gibi görmek ya da işte Roma'dan, Bizans'tan söz etmek bunlar hiçbiri yeterli değil. Çünkü hala daha aslında nereye gittiğini, başlangıcın nerede olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ortaya çıkaramadığımız birçok eser var. O yüzden böyle bir şeye dikkat çekmiş olmanız çok takdire şayan. Çok büyük bir çalışma evet. ve ben Neptün'e kadar İnanılmaz, evet. mitolojiye kadar. Hı-hı. Çünkü bu su, yani büyük bir şehir sular üstünde evet. kurulmuş. Bir tek Roma böyledir, bir de İstanbul. Evet. Fakat burası daha da enteresan çünkü ben denizlerde çok seyrettiğim ama Poseidon'u, Neptün'ü hissediyordum. Bu şehir Neptün'müş. Evet. evet. Ve Neptün'ün Zeus kardeşi var mitolojide. Evet, evet.
Zeus'un kardeşiyle, yani Zeus ve Neptün, onun kız kardeşinin Bizas doğuruyor. Evet. Bizas, Bizans'ı koruyan kişidir. Şimdi çok efsaneler var, çok efsane. Fakat bir şey daha vardı benim için çok önemli. Ben İstanbul bir simge olarak isterim, sembol. Evet. Bu arada. Bu çok tehlikeli bir iştir. Çünkü hangisini seçeceksin? Kız Kulesi mi? Galata Kulesi mi? Köprüler mi? Hangisi? Doğru. Her şey bir sembol. Mesela Paris daha kolaydı. La Tour Eiffel, Eiffel Kulesi de evet. Bir semboldü. İngiltere kuleleri. Evet. Burası her şey bir değer. Ve hepsi ve birbiriyle yarışacak kadar bilinmiştir. Tabii ki hayvanları, kuş. Ben İstanbul'u bir kadın gördüm, kutsal bir kadın. Evet, çok bir güzel araç. Bir tanımlama, evet. Ve bütün feragatını hepsini kucaklayan. Evet. Yani çünkü bir tek bir anne. Ben evet. Kadın, bir erkek ayırtmıyorum. Evet. Benim için insandır. Doğru, doğru. Ama burası bir tanrıç. Burası evet. Ne kadındır, nerede? Evet. Burası bir tanrı, kıbeli. Efendim görüyorsunuz değil mi? Bir sanatçının eserini anlatırken kendisinden nasıl geçtiğini çok. Ve bütün ayrıntıları. Yani gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Tekrar döneceğim sana Maria. Ama şimdi değerli üstada tekrar dönmek istiyorum. Ve sormak istiyorum. Galerinizde aynı zamanda heykeller ve resimler sergileniyor. Nasıl belirliyorsunuz? Yani sizin galerinize hangi kriterleri aşmış olan sanatçıların gelmesini istiyorsunuz? Ya da sistem nasıl yürüyor? Birazcık anlatır mısınız bize? Şimdi benim galeriyi açtığım zaman ortam henüz hazır değildi. Evet. Klasik resim, empresyonist resim, ekspresyonist resim, çağdaş resim, soyut sanata kadar aşağı yukarı ben bütün ekollerin hepsini sattım diyebilirim. Şimdi bu dış ülkelerde öyle olmuyor. Daha kişiliklidir galeriler. Mesela belirli bir konuyu seçer. Ben der sadece soyut sanat satarım. Sadece figüratif satarım der. Yahut konseptüalist sanat satarım. Fakat bizim öyle bir durumumuz olmadı. Çünkü olmayan bir şeyi başlatmıştık. Hatta o kadar enteresan ki yurt dışından böyle uyduruk resimler gelirdi. Onları da sattık zamanında. Fakat ben az çok bilirim sanat tarihinin içinden geldiğim için. Türk resminin en önemli ressamlarını sattım. Yani Osman Hamdi'den günümüze kadar kim geliyorsa aşağı yukarı hepsinden tabii bir kısmını yaşamadığı için tanışmadık ama bütün eserlerinin arşiv yaptım, fotoğraflarını çektim, kitaplarını inceledim ve çok bilinçli olarak bir koleksiyon yaptık. Evet, bendeki doküman çok az kişide vardır diğer galerilerle mukayese ederseniz. Ve bu şekilde bir çalışma yaptık ve bir koleksiyoncu bilinci yetiştirmeye çalıştım. Çünkü koleksiyoncular henüz daha hazır değildi. Bu resimleri almak isteyenler vardı fakat nereden başlanacağını ne teorisini biliyordu, ne sanatçıları tanıyorlardı, ne sergiler açılıyordu. Ne de bugünkü gibi müzeler vardı. Bununla ilgili yayınlar da kısıtlıydı belki değil mi? Şimdiki gibi televizyon kanalları da yoktu. Belki sanat tabii, programları da çok fazla değildi. Tabii kitap basımları aynı şekilde. Yayın hayatı çok ilkeldi. Zaten bizim açtığımız sergileri bir tek Cumhuriyet Gazetesi yazardı. Başka hiçbir basın ilgilenmezdi. Mesela bugün arada çok büyük fark var. Evet. Bu fark aslında müzecilik de olacak bir şeydir. Türkiye aşağı yukarı o yola girdi. Yani biz 75'te açtığımı düşünürsek, 2004'te yanılmıyorsam İstanbul Modern açıldı. O güne kadar çok zorluk çektik. Çünkü en kıymetli sanat eserini, efendim diyorduk, ileride müze kurulursa bu müzeye girecek valörde bir resimdir. Fakat hiç kimse inanmıyordu buna. Şimdi müzeye girdiği zaman o zaman o ressamın önemi artmış oluyor. Tabii ki. Bunu ilk kıran İstanbul... Tarihe geçmiş oluyor evet. Aslında. İlk bunu kırılma noktası İstanbul Modern'dir. Eczacıbaşı'nın önderliğinde yapılan bir etkinliktir. O Türkiye'de büyük bir Rönesans başlatmıştır. Hem resimlerin seçimi hem fiyatlandırmanın tespiti. Doğru yapılması evet. Belki. Çünkü orada da bir fiyatlandırma olayı da oldu. Müzeye girenler ve giremeyenler, yurt dışında da öyledir.
mesela yüz binlerce ressam resim yapar veya heykeltıraş. Fakat bunun çok azı müzeye kabul edilir. Diğerleri dekoratif anlamdadır. Yine onun da müşterisi vardır. Fakat bizim müzeler işte bu kataloge etme işini organize edecektir. Arkasından Pera Müzesi açıldı. Evet. Sabancı Müzesi açıldı. Bunlar tabii çok büyük katkı. En sonunda geçen hafta bildiğiniz gibi Ömer Koç'un önderliğinde muazzam bir etkinlik oldu ki bu dünya çapında bir şeydir. Türkiye'de çok büyük bir dönüm noktası olacaktır. Ondan %100 eminim. Çünkü iyi bir ekibi var. Bilinç düzeyi çok yüksek bir ekip çalışıyor. Hem yabancı sanat eserleri hem Türk sanat eserlerini bir arada sergileyecekler ve eğitim yaptıracaklar. Çünkü müzelerde eğitimin en önemli olduğu yer müzelerdir ve arşivdir. Aynı zamanda sanat tarihçilerinin çalışması gerekir. Arşivcilerin oluşması lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Müzeye kabul edilmiş eserleri gidip izlediğinizde, gördüğünüzde hani onun o değeri nasıl aldığını belki algılamanız daha kolay. Yani biliyorsunuz bu kıymetli bir şey. Ben bunu çalışmalıyım, anlamalıyım burada ne verildiğini diye. Yoksa herhangi bir resim galerisindeki herhangi bir tablodan bunu elde etmek belki çok mümkün değil. Yani o direkt olarak sanatsal şeyi gördüğünüz zaman bir şeyler kazanıyorsunuz. Ve orada sanatçı hakkında bilgileri okuyorsunuz, yanında paylaşılıyor. Yani galerilerde her zaman bunu bulamıyorsunuz belki de. Dolayısıyla ben çok destekliyorum. Keşke daha çok olsa. Keşke bireyler de özel müzeleri açsalar. Nasıl bir oyuncak müzesi var. Onun gibi değil mi? Sanata gönül vermiş insanlar. Bunları yapsalar da gençlerimiz de gidip bunlardan faydalansa. Maria, İstanbul şehri senin aşık olduğun, çok sevdiğin bir yer biliyorum. Peki İstanbul Hristiyanlıktan önce de mevcuttu ve bazı insanlar yaşıyorlardı. Onlar da eserler bıraktılar. Hepsi birbirine girdi, karıştı. Sence bu bizim zihnimizi yordu mu Türk insanı olarak bugünkü İstanbul'da yaşarken? Nasıl bakıyorsun? Bu şehir kutsal bir şehirdir. Yani bu kolay kurulmuş bir şehir değildi. Evet. Böyle yani bir göçebe geldi de bir kurdular falan. Hayır. Burada dediğim gibi inanılmaz bir enerji ve kutsallık var. Böyle kuruldu bu şehir. Bunu kabul etmek lazım. Kabul etmek lazım. Değil mi? Yani bütün bu kültürlerin tek çünkü, tek... Çünkü bakın şu anda Marmaray açıldı. Ben yeni bir kitap çıktı. Evet. Onu okuyorum zaten Pagan. Yeni zaten benim heykelle beraber çıktı kitap. Pagan İstanbul'daki paganlık var. Marmara açıldığı zaman da hala kazılar çıkıyor ve hala kaç şehir altında daha bir şey bulunmuş ve bilinmiş de her şey bilinmiyor. Peki yani şöyle diyebilir miyiz? Maria İstanbulludur diyebilir miyiz? Evet. Değil mi? Evet. Evet. Bu bizim için de çok büyük bir gurur tabii ki. Ben tabii ki dediğim gibi ben ilk adımı attım İstanbul'da. Ben İstanbulluyum. Çünkü böyle bir kutsallık hissettim, bir kucaklama hissettim bu şehirde ve hala karıştırıyorum. İnanılmaz bir şey. Napolyon demişti ki, merkez, dünyanın merkezi İstanbul. Tabii ki öyle. Çünkü kutsal bir şehirdir ve ölümsüzdür. Efendim şehir... Maria, anarşist bir tarzda konuşmuyor mu sizce bütün sanatçılar gibi? Böyle bir başkaldırı var. Evet, böyledir, şöyledir. Bunu bütün sanatçılar da hissediyor musunuz? Sizce ortak bir durum mudur bu? Çünkü birçoğuyla bir aradasınız. Sanatçı megaloman denebilecek derecede... Öyle demeyelim efendim isterseniz. Yani doğru, doğru. Özgüveni çok yüksek ve her şeyi ben bilirim diyen bir kişiliktir. Zaten o öyle bir duyguya kapılmamış olsa sanat yapamaz. Yani her şeyi küçümseyen bir şey. Ben çünkü bütün sanatçılarla 18-19 yaşından beri beraberim. Evet. Çok özgüven duygusu olan son derece iddialı kişilerdir. Evet. Biraz da tamir etmesi de zordur aslında. Bir de o da var ama önemli bir şey. Ama tabii, bence etmeliyiz yapmak. Ki böyle güzel eserlere bizi kavuştursunlar, tabii, öyle değil mi tabii. Maria? Şimdi bu özgüven de büyük bir araştırmadan çıkıyor. Ve her zaman üzgün bir iş
çıkartmam gerekiyor diye. Çünkü müzeye girmiş birkaç eserlerim de var. Özgüven buradan geliyor. Üzgün, dünyada yapılmamış bir şey. Ve bir tek i̇şte bu, hep altını çizdiğimiz şey evet, bu. Yani evet, özgün olmak. Yani kopya değil. Evet, kopya değil. Evet, tasarımda da bunu evet, özellikle ve bu tabii ki bu kopya on özgüven iş çok zor çıkar. Çok ve gerçekten zor çıkar. Daha önce yapılmamış bir şeyi tabii, ortaya koyduysanız evet onu savunacaksınız ve onu göstermek isteyeceksiniz. Bundan daha önemli bir şey olamaz. Ve üniktir, tektir. Yani ikinci, üçüncü falan çünkü yok. Sanatçı yaptı eserini, galeriye geldi ve insanlar da ziyaret ettiler galeriyi ve almak istediler. Ve bu insanlar belki de koleksiyonerler. Türkiye'deki koleksiyonerler hakkında ne söylemek istersiniz? Çok önemli bir gelişme oldu Türkiye'de. Aşağı yukarı 20. yüzyılın bitiminden sonra başlayan bir olgu ki mesela yurt dışında öyle değil. 15-16. Yüzyıldan itibaren baktığınız zaman bütün dünyada koleksiyoncular var. Mesela o 16. yüzyılda neresiymiş? Roma, Floransa ve Venedik merkez. 18. yüzyılda Paris'e atlıyor. Ondan sonra 1960'tan sonra Amerika'ya geçiyor. Şimdi Türkiye böyle bir olgu yaşamadı. Mesela bugün en büyük koleksiyoncu dediğiniz kişinin babası veya dedesi resimden hiç anlamayan kişiler. Yani bunu vurgulamak lazım. Mesela Batı'da Belçika'ya gidin. 300 senelik, 400 senelik aileler var. Resimleri almışlar, heykelleri almışlar, yardımda bulunmuşlar sanatçılara, onları muhafaza etmişler. Diğer nesillere geçirmişler. Bizde daha Türkiye'de çok yeni. Yani koleksiyonculuk öyle kolay da bir şey değildir. Bir kere entelektüel birikiminiz olacak, paranız olacak ve danışmanlarınız olacak. Yani kendi fikrinizden de bir alım yaptığınız zaman mutlaka bir yanılgıya da düşebilirsiniz. Bir de tarz oluşturmaları gerekmiyor mu onların da? Yani her daldan bir şeyler mi alıyorlar? Nasıl şimdi şu an için çok eklektik bir koleksiyon oldu. Çok güzel sorduğunuz soru. Mesela bakıyorsunuz bir Hikmet Onat almış, yanında Balaban almış, yanında Selim Turan almış, bir Doğan Çay almış. Şimdi böyle bir koleksiyon da olmaz. Yani koleksiyonun bir kişiliği olması lazım. Tabii. Mesela konseptüalist bir sanat eseri olabilir, öyle bir koleksiyon. Yahut da empresyonist bir şey, soyut sanat ağırlıklı olabilir. Peki bunun bir nesilden tabii, bir sonraki nesle tabii, aktarıldığında insanlar kendi tarzlarına göre o koleksiyonu almak evet, isteyecekler. Karma karışık bir şeyi nasıl satacaklar? Buradaki problem şu aslında, Türkiye'de öne çıkmış bazı ressamlarımız evet, var. Herkes onları alıyor. Böyle koleksiyonculuk olmaz tabii. Yani isim vermek çok tuhaf olacak. Hiç evet, vermeye gerek yok. Fakat açık artırma merkezlerinin popülerize ettiği bazı isimler var veya bazı galerilerin. Bütün zenginler aşağı yukarı 10 tane ressamın resmini alıyor. Onun altına indiğiniz zaman diğer ressamların maddi durumu da çok kötü oluyor. Tabii. Çünkü hiç satış yapamıyorlar. Yahut da bir tane, iki tane ayda satsa muazzam bir sonuç. Onu da yapamıyorlar. Demek ki burada bir hata var. O zaman koleksiyoncuların çok daha bilinçli bir şekilde alım yapması gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir durum da gözlemliyorum, bilemiyorum katılacak mısınız bana. Popüler ressamlar eskiden sınırlı sayıda eserler ortaya çıkarırlarken şimdi yapmış oldukları ve popüler olmuş eserlerini tekrar ediyorlar. Buna nasıl bakıyorsunuz? Böylece bu, yani hani daha çok kişiye ulaşıyor belki ya da evet, bu ressamlar yaşarken belki daha rahat bir hayata sahip oluyorlar. Ama koleksiyon bakımından değerlendirdiğinizde olayda bir böyle büyük bir sakatlık var. Çok güzel bir sual. Şimdi bizim sanatçılar sanatçıların büyük bir kısmı fazla cesur değil sanat yaparken. Evet. Mesela bir motifi beğeniyor, o eğer piyasada tutarsa onun cızcığını çıkartıncaya kadar yapıyorlar. Bu zaten sanat sayılmaz. Mesela Avrupa ülkelerinde neden bizim Türk ressamları dünya müzelerine giremiyor? Esas sebebi budur. Yani yaratıcılık hayatın içerisinde en azından 3-4-5 tane ekol yaratması lazım. İnsanların imzası bile değişir. Mesela 20 yaşındaki bir insanın imzasıyla 70 yaşı arasında fark var. Ki ben bunu kendimde gözlemliyorum. Tabii. Şimdiden. Evet. Bunu bir şey tuttu diye onun kırmızısını, yeşilini, mavisini yaparak sanat yaptığını zannediyorlar. Fakat Türkiye'de
eleştirmen konusu var ki o da büyük bir sorun bizim için. Orada o kadar büyük bir genel kültür background gerekiyor ki herhalde evet. O sıkıntıyı orada yaşıyor olmalı. Bizde en büyük eksiklik mesela Batı ülkelerinde öyle değil. Belirli isimler vardır. Toplumu yönlendirirler yazılarıyla. Evet. Türkiye'de öyle sanat yazarı çıkmadı henüz. Dikkat ederseniz sanat yazısı yazanlar katalog yazısı yazmaktadır. Ve dost ahbap ilişkisi içinde gittiği için çok eleştirel yazı yazamıyor, dostlukları bozulur diye. Oysa sanatın gelişmesi için her şeyi göze alarak bağımsız yazıların yazılması lazım. Bugün baktığınız zaman sanat yazarlarının çoğu belirli kurumlarda memur konumunda çalışırlar. Şimdi memur olduğunuz zaman yazı yazamazsınız, mümkün değil. Çünkü o işinizi kaybedebilirsiniz. Düşman kazanabilirsiniz, belki sosyal hayatınız bozulabilir diye çok cesur sanat yazarlarının çıkması lazım. Bugünler işte sanatçıların onun cesaretini yazarların tabii, da takip yazarlık etmesi lazım. Yazarlık en önemli şey. Doğru ki eleştiri her şeyi güzelleştiren şey aslında değil mi? Baudelaire. Yani ressam resim yapacak, galeriye verecek, galeri satacak, müzeler satın alacak, eleştirmenler yazı yazacaklar, koleksiyoncular onları destekleyecek. Çünkü bizde mesela koleksiyoncu dedik, mesela bir resim alınıyor, aradan bir ay sonra bir bakıyorsunuz açık arttırmaya konmuş. Yani bu bir koleksiyonculuk anlamına gelmiyor. Yani spekülatif olarak alınan bir şey zaten koleksiyonculuğa girmez. Daha çok bir ticaret gibi bakılıyor. Şu an için maalesef öyle. Özellikle 2007-2008'den itibaren bazı borsacılar bunu bir hisse senedi gibi alım satım yapmak şeyine girdiler. Orada çok büyük bir zarar verildi maalesef Türk resmine. Yani alındı, satıldı, bazısı satılmadı, satıldı, gösterildi. Yani çok büyük problemler oldu ve birçok insan da yanılmış durumda. Efendim burada size de düşen evet. Bazı muhakkak ki görevler var. Bence üniversitelerde bu konu hakkında seminerler vermelisiniz. Gençleri aydınlatmalısınız. Çünkü sanata o kadar da yakın olamıyor belki onlar, belki aileleri yüzünden, belki maddi imkansızlıklar yüzünden ya da yaşadıkları şehirler yüzünden diyelim. Gitmelisiniz ve anlatmalısınız. Bakın bugünkü ziyaretimde ben sizden o kadar değerli bilgiler öğrendim ki izleyicilerim de eminim çok beğenerek izleyecekler, izliyorlar. O yüzden bu misyonu sizin de üstlenmenizi istiyorum. Sizin tabii, ve tabii. Sizin gibi değerli galericilerin sanata değer vermiş, ömrünü böyle geçirmiş kişilerin. Evet. Maria, sana sormam lazım. İstanbul'dan başka sana ilham veren bir şehir var mı Türkiye'de? Türkiye'de? Evet. Tabii. Yani bir İzmir. Yani bir heykel daha yapacak olsan. Bir İzmir. İzmir mi olur? Orada yani çok seviyorum. Bursa'da çok seviyorum. Çok güzel şehirlerimiz var. Daha da doğuya giderken Mardin. Evet, bir Mardin Hatay, gerçekten bir ilham olabilir yani değil mi? Yani bir Hatay falan. Yani evet. Çok, yani benim ömrüm yeter mi bile yani Türkiye her yeri var gezmek için. Çünkü bu Türkiye çok verimli. Ama yapmalısınız çünkü bize böyle eserler kalmalı bundan sonraki tabii. Kuşaklara. Ben ondan sonra zaten değil mi? Göbeklitepe'deyim. Göbeklitepe zaten tabii. Başlı başına bütün tarihi alt üst edilmiş haliyle değil mi? Oradaki gezim o tarafı. Yani bakalım ne çıkacak. Peki sana sormak istiyorum. Heykellerin konuşmuyorlar. Sen de bazen onlar gibi hissediyor musun? Valla ben daha beter bir şey size söyleyeceğim. Bir rüya gördüm, beni gelip öldürüyorlardı. Aman Allah korusun. Evet. Hepsi bir silahlı ve kılıçlı. Karşımda ayaklandılar. Seni öldüreceğiz şimdi dediler. Ne korkuydu bu biliyor musun? Değil mi? Çünkü o kadar sevgiyle onları yaratırken bir anda katilimi hazırlamışım. Fakat sonra vazgeçtiler, kurtuldum. Öyle uyandım. Demek ki nasıl ruh halleri içine giriyor sanatçılar görüyorsunuz. Evet, ama o bir kabustu. Değil mi? İşte. Düşünün, bütün eserlerim canlanmış. Onlar konuşmaya başlıyor, siz susuyorsunuz gibi bir şey olsa ben mesela. Yok, ben çocuklar mı size geliyor, öldür mü? Yahşi Bey, bu heykel buranın sembolü olarak kalsın mı? Yoksa bir sahibini bulacak mı acaba? Nasıl bakıyorsunuz? Satmaya çalışıyoruz. İnşallah bir müşteri çıkacak muhakkak. Umarım çok
değer verecek, çok sevecek ve koruyacak birisine gider diyelim. Ben yaparken hiçbir zaman para düşünmem. Evet. Ama tabii ki profesyonellik, yani en iyi yere gitmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ki onu çok sevecek birine gitmesi evet. gerekiyor. Çok umarım öyle olur. Evet. Ben çok sevdim, keşke ben alabilseydim diyeceğim. Ama artık sahibini beklesin diyelim. Efendim çok teşekkür ediyorum katılımınız için, bizi burada misafir ettiğiniz için. Bu kadar. Tekrar gelmek istiyorum yepyeni eserlerle. Harikasınız. Sonuna geldim maalesef. Bu çok teşekkür ediyorum. Efendim size teşekkür ediyoruz. Sanatçılığınıza teşekkür ediyoruz. Sizin nasıl vakit geçiyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, Hayalden Gerçeğe programının bu haftada sonuna geldik. Çok şeyler öğrendik, zenginleştik. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Bir dahaki hafta yepyeni konuklarla, yepyeni konularla tasarım dünyasını, sanat dünyasını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik bütün ekip arkadaşlarım adına iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.